Evet, yıkılan özel daire binasının bulunduğu alana yapılan yeşil alan görüntülerini izledik. VTR'nin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Evet Sayın Valim, Isparta gündemini bayağı bir meşgul eden bir konu. En son İl Genel Meclisi Başkanı burası geçici olarak yeşil alan yapıldı dedi bu programda söylediğine. Şimdi biz bu programda tekrar size soruyoruz. Burası yeşil alan olarak mı kalacak yoksa farklı dizayn edilecek mi? Evet. Şimdi bir kere oradaki mesele sadece eski özel idare binasının arsasından ibaret değil. Onun arka tarafında belediye ait 4 dönümden fazla, 4.000 metrekareden fazla yer var. Bağlantılarla beraber 7,5 dönüm, 7.500 metrekarelik bir alan söz konusu. Benim Isparta Valiliğine geldiğim günlerde elimde iki proje vardı burası ile ilgili. Birisi bizden önce vilayet ilgilileri tarafından hazırlanmış. Ağırlığı ofis, 40-50 tane ofis efendim olarak düzenlenmiş. Bir iki restoran vesaire yani böyle bir proje vardı. Bir de Sayın Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Bey, Sayın Valim ben dedi oranın projesini çizdim hazır dedi gel dedi sana göstereyim dedi. O da buraya kat otoparkı çizmiş. Hatta dedi ki biz burası Vilayet Özel İdaresi'nin malı projesini niye sen çizdin yani sizin mülkiyetinizde değil ki falan dedik. Ama bir gör dedi hiç olmazsa çizdim dedi. Yani böyle bir ikili durum vardı. Bu iki proje de rasyonel değil. Buraya madem bir bina yapılacaksa şehrinde o zaman biliyorsunuz 2010 senesinin sonunda ben başladım. Isparta'da otel yoktu. Yani Bari'de oteli benim zamanımda temelini attık. Benim zamanımda bitti. Yani Isparta'da doğru dürüst misafirinizi ağırlayacağınız bir otel yok. Şehrin merkezinde güzel bir yer. Bu söylediğimiz şeylerin dışında butik kaliteli bir otel yapalım. Hiç olmazsa Isparta'nın konukları burada kalabilsin. Alt katını, giriş katını ve üst katını iş yeri, diğer katlarının da otel tepesinde de toplumsal ihtiyaçları karşılayabilecek salon vesaire bir şey yapılsın dedim. Ama bu çok uzun sürdü. İşte anketler vesaireler falan yapıldı. Bir türlü de belli bir sonuç alınmadı. Bir sonuç alınmadı. Yükseklikle ilgili, genişlikle ilgili problemler hep sürdü gitti. Sonra belediye de kendi arsalarında kat otoparkı vesaire planlıyordu. Ben Isparta'yı daha da yakından tanıdım bu süre içerisinde. Artı 5 yıldızlı bir otelimiz bitti. İkinci bir 5 yıldızlı otelinde temeli atıldı. Sayın Mesut Şener de çok kaliteli, çok güzel bir otel daha yapıyor. Yani zorunlu ihtiyaç olmaktan da otel olarak söylüyorum, çıktı. Olmazsa olmaz ihtiyaçtan çıktı. Ve binamız da yıkıldı. Ve belediye başkanıyla da görüştüm. Sen de bu arka taraftaki arsalara yukarıya üstte bir şey yapma. Burayı bir büyük şehir parkı yapalım. Büyük bir şehir parkı olsun. 7.500 metrekarelik bir park olsun, bir alan olsun. Bakın iki şeyi yapalım mutlaka Isparta'da. Beni bir Ispartalı birey olarak düşünün. Bir kent meydanı, valiliğin önü ve arkası. Bir tur halinde büyük bir alan efendim. Bütün şu fazlalıkların ayıklandığı, vilayetin önünde efendim hamburgerci vesaire olmaz. Orası açılır, alandır. Arka tarafında da çadırlarla, tentelerle, bilmem nelerle bir pazar kuruluyor. Bizim şehrimizin medeni görüntüsüne yakışmayan şeyler bunlar. Isparta'nın güzelliğini alt üst eden şeyler. Burayı açalım. Jandarma lojmanlarını, binalarını istimlak edelim, kaldıralım. Orasını da bu alana dahil edelim. Askeri gazinonun eski binanın devrini sağlayalım. Burayı Atatürk evi haline getirelim. Bir tarihi yapı olarak efendim. Ve burası kent meydanımız olsun. Arka tarafta da
bizim çok mübarek yerimiz olan Peygamber Camii'de dediğimiz Kavaklı Cami'nin etrafında da halkın geleceği çoluğuyla çocuğuyla beraber dolaşacağı parkların olduğu, bahçelerin olduğu, çay bahçelerinin olduğu bir 7500 dönümlük metrekarelik bir yer olsun. Biraz önce vatandaşımızın söylediği o bina var. O bina da esasında halledilebilir. Oradaki vatandaşımız yanlış anlamasın. Kendisi hiç mağdur edilmeden o binada parka dahil edilir. Ama kendisine onun getirdiği rant kadar imkan sağlanır. O da bunu anlayışla karşılar zannediyorum. Belediye başkanı bu konuda ikna oldu. Dedi ki ben de tamamını üstünü yeşil alan yapayım. Belediye ait alanların. Otoparkı da yerin altına yapayım. Komple benimki yerin altında olsun. Tamam. Dedim bizimkinin altı komple otopark olmasın. Mesela Kuyumcular Derneği var. Yer ihtiyaçları var. Bizimkinde bir 30 tane kuyumcu dükkanı olsun altında. Zeminin altında. Onun altında da kuyumculara ait ağırlıklı kuyumcuların kullanacağı otopark olsun, kat otopark. Şehrin böyle merkezini biraz da aynı zamanda canlandırırız ama bizim otoparkımızın girişi bu caddeden olmasın. Çünkü otopark girişleri de trafiği yoğunlaştırır. Ne olursa olsun 60 tane araba ama o da şey yapar. Öteki otopark tarafından olsun dedim. Burada mutabık kaldık. Şunu bir kere söyleyelim. Buranın yeşil alan olması fikri Memduh Oğuz'a ait. Yani hiç kimse ait değil. Belediye arsasının da, buradaki arsanın da park olması. Isparta'yı seven efendim bir kişi olarak. Ama belediye başkanının bu konudaki olumlu yaklaşımı da bence çok güzel. Müşterek ondan sonra bir şey olsun demez. Şimdi böyle olunca, şimdi bir ismi gözünüzü kapatın. Caminin yanında böyle söylediğim gibi halkın topluca geldiği, ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla beraber dolaşabildiği 8000 metrekareye yakın yeşillendirilmiş, biraz önce VTR'de dinlediğimiz vatandaşımızın söylediği ağaçlandırılmış, yani kuş sesleriyle beraber efendim, bir park. Şehrimizi güzelleştirmez mi? Şehrimizi daha cazip hale getirmez mi? Aynı şekilde vilayetin önünün ve arkasının tanzim edildiği bir kent meydanı. Konserlerin yapıldığı, toplantıların yapıldığı, eskiden hac uğurlaması vilayetin önünde yapılırdı diye söylüyorlar. Şimdi o meydanı lüzumsuz düzenlemelerden kurtarsak da, ben belediye başkanımıza geldiğim günden itibaren hep söyledim. Gel başkanım, bunun önemli bir bölümü belediyenin işi. Mimari şerefi de size ait olsun, şu meydanı düzenleyelim. Tanzim edelim, şu ağırlıkları temizleyelim. Isparta'nın gözünün önü bir açılsın. Yani başka vilayetlerde dünyanın büyük devletlerine gittiğimiz zaman böyle ring halinde dolaşılan kent meydanları olur ya. Bunları yapalım. Ama kim ne derse desin. Bakın ben tecrübemle söylüyorum. Bu söylediği mutlaka olacaktır. Milletin %99'u bu fikirde. Memduh Oğuz bir gece yattı sabah bu fikre varmadı. Ben her gün halkla beraberim. Türkiye'de benim kadar halkla iç içe olan vali çok az bulunur. Diğer meslek mensuplarını kastetmiyorum. Ben kendi mesleği biz açısından söylüyorum. Ben sabah erkenden, sabah namazında evinden kalkıp sokaklara çıkan, sokakta milletle beraber dolaşan bir valiyim. Halk bundan çok memnun. Fazlasıyla memnun. Eğer halk bu işi bu kadar benimsemişse, bu kadar arzu etmişse, onun arzusu istikametinde yürümek lazım. Ama bir şeyi tekrar söyleyelim. İleride bu büyük alan park yapıldığında da Ispartalı kardeşlerim beni unutmasın. Şimdi İlgiden Meclis Başkanı Osman Zabun burayla ilgili çok açıklamalar yaptı. Hatta biraz sertleri de vardı ama yani sonuç olarak demek istedikleri şey şuydu. Hayır, burası özellerin mülkiyettir. Buranın karar organı da İl Genel Meclis'tir. Yani aslında Vali Bey burada yanlış yapıyor. Meclis kararını önemsemeden böyle bir talepte, teklifte bulundu noktasında bir açıklama yapmıştı. Ardından da hatta bu programda ben sordum. Dedik hani biz buranın katma değeri olan bir projeyle şekillendirilmesinden yanayız dedi. Ben de hatta orada dedim madem böyle bir şeyden yanasınız,
yani buranın katma değerini, ekonomik getirisini düşünüyorsunuz. Bina 8 yıldır oradaydı, yıkmadınız. Madem ki bu kadar önemli bir özellik, 8 yıl beklememeliydi bina. Çünkü oradan birçok esnaf çıkarıldı, mağdur olanlar oldu. Deprem güçlendirmesi gerekçesiyle böyle bir yıkımın binanın boşaltılması tahliyesi gerçekleşti. Deprem güçlendirmesi nedeniyle boşaltılan binanın zemin katında kermesi de açıldı bu şehirde. Yani aslında hep tartışma konusuydu. Şimdi siz hem ekonomik getirisi, yani katma değeri olan bir proje noktasında ne diyeceksiniz? Hem de İlgenel Meclisi'nin kararlarını dikkate almama yönündeki eleştirilere ne cevap vereceksiniz? Şimdi ben tabii hukuk devletinin ne olduğunu biliyorum. Mevzuatın ne olduğunu, yetkilerimizin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Sayın Osman Zab'ın da hukukçu. Ama aşağı yukarı benim oğlum da aynı dönemlerde aşağı yukarı benim oğlum da hukukçu. O Sayın Osman Zab'ın saygı duyduğumuz, sevdiğimiz bir arkadaşımız. Bu konuda bakış tarzımız farklı olabilir. O farklı bir düşüncede bulunabilir. Ben de daha farklı bir düşüncede olabilirim. Ben onun benden farklı düşünmesini saygıyla karşılıyorum. Ama baştan benzetmeyi şunun için yaptım. Ben zannediyorum Osman Zab'ın Bey'in babası yaşlarındayım. Yani yaşça çok büyüğüm kendisinden. Bizim geleneklerimizde yaşın da bir önemi vardır. Yani zannediyorum hukuk fakültesinden benim mezun olduğum senelerde dünyaya gelmiş olabilir arkadaşımız. Ben kendisine böyle bir muhabbetle bakarım. Fikir ayrılığımız olduğu zaman da böyle muhabbetle bakarım. Yani evladım gibi görürüm. Ben zaman zaman bu bir tahfif, küçük görmek için söylemiyorum. Üniversite rektörümüz profesör, efendim dekanlık yapmış, çok tecrübeli biri. Ben üniversite rektöründen söz ederken bazen kendisini evladım gibi görürüm diyorum. Sonra da baş başa kaldığımızda, hocam bu bir yanlış anlaşılmaya meydan vermesin. Benim size muhabbetim dolayısıyla bunu söylüyorum dedim. Estağfurullah efendim, sizin bu sözünüz benim için onurdur diyor. Sayın Osman Zab'ın bütün düşüncelerine hürmet ederim. Ama müsaade ederseniz benim de belli alanlarda farklı düşünebilme, farklı kanaat sahibi olabilme gibi bir insan hakkım var. Böyle bir hakkım var. Sadece bunu söylemek isterim. Sayın Hanım, şimdi vatandaşları da izledik. Herkes memnun. Ben bir kişinin çıkıp da ya burası yazık oldu, park yapıldı dediğini duymadım. Hani buranın maddi gelirisinden bahsediliyor. Bir hesap etsek yılda 3-4 trilyon para getirilecek bir belki kira geliri. Ve bunu da bir bakanlığa gidilse 3 milyon, 4 milyon bir bakan için ağzının ucundan çıkacak bir 10 saniyelik laf. Ama tabii çok burada... güzel, affedersiniz hemen sözün profesyonelci. Sayın milletvekillerimiz, Sayın Süreyya Sadı Bilgiç ve Sayın Recep Özel Bey'e Ankara'ya bir vesileyle gittim. Özel idaremiz o günlerde sıkışıktı. İhtiyacımız vardı. Maliye Bakanımızla görüşmemiz lazımdı. Paraya ihtiyacımız vardı. Maliye Bakanı'nın da hakikaten hiç vakti yok dediler mecliste. Meclis kulisinde Bakan Bey'i içeriden çağırdılar. Hemen kulis kapısında oturduk. 2,5 trilyon lira verdi, bize döndük geldik. Başüstüne bir selamün aleyküm dediler. 2,5 trilyonu sayın milletvekillerimiz 2 dakikada aldılar. Yani onları zaten söylediğimiz zaman çok şey olur. Yani bizim Isparta'mızın bir ağırlığı vardır. Isparta için öyle, eğer Isparta'nın kent güzelliğiyle ilgiliyse oradan elde edilecek maddiyata bakılmaz. Parayla ölçülmez. Ben onu söyleyecektim. Hayır, asla. Yeşil alan güzelliği ölçülmez. Evet, sizin dediğiniz gibi de 3500 metrekare değil, eleştiriliyordu küçücük yerden meydan mı olur? 8500 metrekareden bahsediyorsunuz. Gayet tabii. Meydan. Efendim siz vali bu yönde Isparta Belediye İmar Meclisi'nden bir imar değişikliği istediniz bu yönde. Hani halkın huzuru ve güvenliği için değişiklik yapılması, ama sonra o şeyinizi geri çektiniz. Hemen söyleyeyim. Yani bir kere dediğim gibi ben hukukçuyum. Hem de müdeklik dikkatli bir hukukçuyum. Ben burada bir imar değişikliği yapın demedim teklifimde. Bunu değerlendirin dedim. Bir kere demokrasilerde kurullar çok önemlidir. İl Genel Meclisi son derece önemli. Buna laf olsun diye söylemiyorum. İl Genel Meclisi.
Belediye meclisi son derece önemli. Vatandaşlarımız seçime giriyorlar, meclis üyesi oluyorlar. Belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi düşüncelerini orada söylüyorlar. Bunlar mahalli parlamento gibi. Dolayısıyla da bu şu açıdan değerlendirilsin diye yazdım birinci yazıda. Böyle olabilir diye yazdım bir yol gösterme bakımından. O günlerde dediler ki efendim hay hay da bu il genel meclisinde bir görüşülseydi, yani bir değerlendirilseydi, madem siz demokrasiye bu kadar saygılısınız, yani tepeden sizin söylemeniz gibi olmasa da mecliste bir mütalaa edilseydi de, yine siz ayrı düşünüyorsanız düşünüyor olabilirsiniz ama meclisin mütalaasından sonra olsaydı denildi. Ve dedi, yani karşılıklı konuşuldu. Efendim, bir hafta 10 gün içerisinde de il genel meclisi bu konuda bir karar alır, değerlendirir. Siz bunu bir hafta 10 gün bekletin. Sonra da meclis bir karar alsın. Ondan sonra siz tekrar ne lazım geliyorsa yaparsınız denildi. Bu son derece makul bir şey yani. Yani bir de biz tezekkür edelim, bu konuyu inceleyelim sözü kadar makul bir söz olamaz. Baş üstüne. Hay hay. Dedi ki ben de yazdım. İl genel meclisinin bu konudaki görüşleri de önemli. Ondan sonra makul bir müddet beklenmesini rica ederim. O zaman düşünceniz aynı şekilde değil mi? Hayır, geri çekme değil. Makul bir müddet beklenmesi. Şeyimiz o. Makul bir müddet dediğiniz ne kadar olabilir? 2 ay. 2 ay aradan süre geçti. Bu konuda herhangi bir değerlendirme olmadı. Makul müddet geçtiğine göre. Ondan sonra bizim başka yapacağımız bir şey yok. Ondan sonra ne lazım geliyorsa belediye meclisi. Değişikliği talep edeceksiniz o zaman. Talep etmiyorum ben Soner Bey. Belediye meclisi elini vicdanına koysun. Burası ne olacaksa ona karar versin. Evet. Yani gündeme alınsın. Elbette. Elbette. Eylül döneminde artık. Efendim bu konu tamam. Bir de son çok eleştirildiğiniz uçak konusu. Kayseri'ye açılış vesilesiyle özel uçakla gittiğiniz yönünde çok haberler çıktı. Hatta Uğur Dündar'ın bile köşesine yansıdı bu olay. Birinci azından efendim nedir bu olay? Nasıl? Sizden dinleyelim. Şimdi bir kere şunu söylemek istiyorum, isterim. Ben Isparta'nın valisiyim. Eğer bir haksızlığa uğrarsam Isparta bana sahip çıkmalı. Haksızlığa uğrarsam. Yani siz mesela sokakta yürürken bir yetime haksızlık edildiğini görseniz ondan sonra müdahale edersiniz. Isparta'da olmaz mı dersiniz. Bir sahip size, bir kimse size, bir komşunuza, bir akrabanıza, bir arkadaşınıza. Aynı şekilde ben de Isparta'da yaşayan Isparta'nın valisiyim. Dolayısıyla da benim hakkımı, hukukumu korumak Isparta'nın da bütün birimleriyle beni tasvip eden, etmeyen herkesin. Yani eğer haksızlık yapılıyorsa, yo bir dakika valimize bu haksızlığı yaptırmayız demesini isterim. Böyle başlayalım. Bakın, bir vatandaşımız Isparta-Antalya karayolunda Çamlık mıntıkasında bir cami yaptırdı. Yanına bir aşevi yaptırdı. Bu aşevi gelip geçen herkese açık. Zengin, fakir demeden yolcuların tamamı orada gidiyorlar, ibadetlerini yapıyorlar, namaz kılıyorlar. Efendim, ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Sonra da sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği yiyebiliyorlar. Hiç ücret ödemeden. 365 gün buradan istifade edilen bir tesis yaptırdı. Başka orada bir sosyal tesis de yaptı. Aynı şahıs, biz biraz önce söz ettim, bizde bir ortaokul yaptırdı. Başlaması ve bitmesi 90 gün 1 trilyon lira ödedi bu yatırıma. Kendisi Yozgatlı. Ispartalı da değil. Isparta'yla mermer işletmecisi şu anda eylemini de tam onu yapmıyor. Ocaklarının ağırlıklı bölümü de Burdur'da. Ağırlıklı bölümü. Bana geldi. Dedi ki oğlum Kayseri'de bir güzellik salonu açıyor. Ama çok modern de bir salon. Açılışında sizi görmek isteriz. Onun açılışında bulunur musunuz? Şimdi vatandaşımızın, arkadaşımızın bizden arzu ettiği şey açılışında onore edilmesi. Bizim bir ünvanımız var ya, Isparta valisi Memduh Oğuz. Bu ona o gün orada misafirlerine, gelenlere göstermek için 1 saat lazım. Ben kendisine hay hay dedim. Hay hay gelirim, gelirim dedim. Ve bizim burada Erdoğan Caboğlu arkadaşımızın efendim pilot eğitim yaptırdığı uçaklar var.
Dedim ki Erdoğan Bey, bu uçaklarla nereye gidiyorsunuz? Dedi ki biz buradan Muğla'ya gidiyoruz, pilotlar işte Konya'ya gidiyoruz, çevre vilayetlere gidiyoruz. Efendim Nevşehir'e, Kayseri'ye de gider mi? Gidebilir. Peki. Ama bu uçaklar, bilenler biliyor, yolcu taşımacılığına falan uygun uçaklar değil. Zaten pek çok kimse de korkar, bilemez yani sarsıntısı itibariyle vesaire. Pervaneli efendim, bir usta pilot oturuyor, yanına da bir talebe oturuyor. Talebe kullanıyor bunu. Usta da ona hatalarını, eksiklerini söylüyor. O düğmeye basma, buraya basma, şuradan çekil, rotadan dışarıya çıktın, fazla aşağı indin, fazla yukarı çıktın. Onu talim ettiriyor. Aynı bu söylediğim şekilde ben bu uçağa bindim ve bununla niye bu uçağa bindim? Çünkü programım çok yoğun. Bir günde gidip gelmem lazım. Karayla makam aracıyla gitsem o da çok fazla içime sinmedi. Efendim. Ne kadar zamanda gider? 2 saatte yaklaşık. Saat 11'de buradan çıktık. Tam 2 saatte içerisinde tank gibi gürültü alır. Kulaklık taktığınız halde doğru düz kulaklarınız rahat etmez. 2 saat orada kaldık veya biraz fazla. Saat 17'de, saat 5'te oradan hareket ettik. 19.30'da, 2,5 saatte de buraya geldik. Olumsuz hava koşulları da vardı. Efendim, pilot eğitimi de yapıldı orada. Efendim, onun da işi görülmüş oldu. Biz de buraya gidip geldik. Şimdi benim baştan Ispartalı, ben bir haksızlığa uğruyorsam beni koruması lazım derken şunu söyledim. Aynı günlerde, o günlerde benim 2 oğlum, gelinlerim ve 3 torunum Antalya'da, hemen burada Belek'te bir turistik otelde tatildeydiler. Bana defalarca baba gel bizi bir gör, torunları bir gör. Hiç olmazsa 1 saat beraber olalım, 2 saat beraber olalım. Hatta bir gece de sen kal burada, bu otelde. Rixos Belek'te kaldılar benim çocuklarım orada. Efendim, kendi ücretlerini ödeyerek orada kaldılar. Ama ben sevgili torunlarımı, sevgili gelinlerimi ve çocuklarımı, benim hayır vazifem var diye 1 saatlik yolda görmeye gitmedim. Halbuki Isparta ile Antalya arası nedir ki yani? 1 hafta süreyle söylüyorum. Ben çocuklarına düşkün olmayan bir insan falan değilim. Ama vazifem mukaddes. Şimdi vakit ayıracak, şahsıma vakit ayıracak, keyfime vakit ayıracak durumda değilim dedim. Ama buraya orta mektep binası yaptırmış adama gidip o törene katılmak Isparta valisinin borcuydu. Memduh Oğuz'un değil. Madem ki bu adam Isparta'ya bu hizmeti yaptı, öyleyse Isparta valisi de onun bir gönlünü almalıydı. Şimdi bu yapıldıktan sonra birisi jetle güzellik salonu açmaya gitti, bilmem ne gitti falan derse, Isparta valisi Memduh Oğuz'un hakkını yemiş olur. Bana dediler ki bu işte efendim jet bilmem ne. Jet olsa ne olur? İnşallah ileride Türkiye çok zenginleşir. İnşallah dedik. Tamam, ben evet. Bunu soracaktım. Siz yani Kayseri'de bu açılışta buraya uçakla geldim, uçakla döneceğim açıklamasını yaptınız. Kayseri'deki ajanslar bunu haber olarak geçtiler. Sonra ben hatırlıyorum sizi aradım. Sayın Valim, konu nedir? Böyle böyle bir iddia var. Özel uçakla gitmişsiniz, gelmişsiniz, böyle bir iddia var dedim. Siz bana az önce bu yaptığınız açıklamaların hepsini yaptınız. Sonunda da keşke valilerin, vilayetlerin de uçağı olsa dedi. Sonra ikinci etapta bu tartışılmaya başladı. Önce jetle gitti geldi, eleştiriliyordu. Arkasında bunun jet olmadığı, özel uçak olmadığı, aslında bir eğitim uçağı olduğu, evet, pervaneli bir uçak olduğu, herkesin de binmeye cesaret edemediği bir uçak olduğu anlaşılınca bu sefer şimdi, diğer açıklamanız tartışılmaya başlandı. Doğru, ortası son, her şey doğru. Ne hakka ne hukuka aykırı hiçbir şey yok. Alkışlanacak da bir şey var. Evet. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Güzellik salonu esas diyor ki ya, sen dindar bir adamsın, güzellik salonu açmaya gidiyorsun, bu bir çelişki değil mi demek istiyor. O güzellik salonu da sadece hanımlara mahsus. Yani kapıdan içeri hiçbir erkek giremiyor. Yani yani öyle bir çelişki falan da yok, onu da bilsinler. Ayrıca hakikaten çok da modern bir yer yapmış arkadaşımız. $1 milyon fazla pazar harcamış. O çevrede bu kadar kaliteli bir 1000 metrekareden büyük efendim, bir yer hazırlamış. Örnek yani Kayseri'de bile o kalitede yer hiç yok. İnşallah dedik orada da konuşurken böyle bir yer Isparta'da da olsun. Çünkü Antalya'da bile yok böyle bir tesis. Ama inşallah böyle bir yer yaparız. Müsaade ederseniz hemen oradan atlayacak gibiyim de
Size bir şey söyleyeyim. Ben biliyorsunuz son dönemlerde bir Suudi Arabistan seyahatim oldu. Evet. Ziyaretim oldu. Arap Turizm Teşkilatı Başkanı Mandar bin Fahd beni davet etti. Eşimle beraber, ayrıca iki arkadaşımızla beraber, eşimle birlikte Suudi Arabistan ziyaretimiz oldu. Bu ziyaret sırasında çok üst düzey muamele gördüm. Bana gösterilen muamele bakan üstü muameleydi. Devlet başkanı muamelesi gibi bir muameleydi. Çok farklı bir muamele. Cidde'de, Taif'te, Mekke'de, Medine'de aralıksız bu böyle devam ettirildi. Taif'te bir büyük yatırımcıyla tanıştım ben. Orada dev bir alışveriş merkezi, 40 katlı bir otel sahibi olan ve 12 milyar riyallık, yaklaşık 6 milyar Türk parası efendim yatırım başlatmak üzere olan bir şahsla tanıştım, Ahmet'le. Yani bu dev bir yatırım, ülkeler açısından da düşünürseniz 6 milyar Türk lirası, 6 katrilyonluk bir yatırım yani. Orada Ahmet dedim, bu bir gül şehri şeyde, projesinin adı da. Ortasında gül deseni olan, çevresinde de şehirleşmiş bir proje. Yaptığı yeri de gittim, gezdim, gördüm. Böyle bir projenin bir benzerini de Isparta'da yapalım. Ben senden 12 milyar dolarlık veya Türk parasıyla 6 milyar liralık, 12 milyar riyallık veya 6 milyar Türk liralık bir yatırım istemiyorum. 1 milyar Türk liralık bir yatırım da Isparta'ya yap dedim. Hay hay. Ortak proje yapın. Siz sembolik de olsa bu projenin içerisinde varsanız ben bu yatırımı yapmaya hemen hazırım dedi. Yani selamımızla Isparta'ya 1 milyar dolar Türk liralık bir yatırım yapılacak. Bunu buradan söylüyorum. Yine ben Suudi Arabistan'dan döndükten sonra 10 gün sonra Arap Turizm Teşkilatı Başkanı Mandar bin Fahd, Doktor Mandar bin Fahd buraya annesi, hanımı, çocukları, görevlilerle beraber geldi. 4 gün Isparta'da misafir oldu. Bu misafirliği sırasında 100 Arap televizyonu, 150 Arap gazetesi, değişik ülkelerdeki, 22 ülkedeki Arap televizyonları ve gazeteleri Gül'ün başkenti Isparta'dan günlerce yayın yaptılar. Türkiye'yi anlatan, Isparta'yı anlatan. Sadece bir basit konu gibi görünür ama size bir şey söyleyeyim. Mandar bin Fahd benimle beraber Güneykent'e Sava gitti. Buradaki vatandaşlarımızı ilgilerinden dolayı hoşnut kaldı. Sizi umreye davet ediyorum. Benden size birer umre hediye edeyim dedi. Bugün kendisiyle telefonla konuştum. Böyle umre davetler oldu. Zamanı ve sayıyı belirleyelim dedim. Ramazan'da olmasın. Ramazan çok yoğun. Vatandaşlar da sıkıntılı olur. Ramazan'dan sonra olsun dedi. Ramazan'dan sonra umre kapanıyor. Nasıl olacak dedim. Ben açtırırım. Bize kapanmaz umre dedi. Sayı kaç kişi olsun dedim. 40 kişiyle sınırlayalım dedi. 40 kişiye umre hediye etti buraya bir geldi. Bunların gidişi, gelişi, yolu, orada kalması bu sadece bizim dostluğumuza. İşte buraya geldiklerinde bir çadır turistik tesis yapalım. 5 yıldızlı bir çadır kent gibi yer yapalım dedim. %50'sini Arap Turizm Teşkilatı olarak ben hemen ortak olmaya hazırım. Diğerini sen Türk partner bul. Ne istiyorsanız yatırım yapalım dedi. Yani siz Memduh Oğuz buradan efendim pervaneli uçakla Kayseri'ye gitti, okul yaptırdı. Ama Memduh Oğuz buradan Taif'e gitti, Cidde'ye gitti, Mekke'ye gitti, Medine'ye gitti. Milyar dolarlık yatırımları Allah'ın izniyle Isparta'ya getirecek. Isparta büyüğümüzün söylediği gibi dünya Türkiye'ye bakacak, Türkiye Isparta'ya bakacak. Bu bakımdan bizim her hareketimizde, attığımız her adımda Isparta sevgisi vardır. Isparta'ya da bizim borcumuz da var. Dur bakalım Alevi, sen meslek hayatının sonunda onurla, şerefle meslek hayatını noktalıyorsun. Isparta valisi Memduh Oğuz olarak senin mülkidar amirliğine güle güle diyor. Sen bu Isparta'ya ne diyeceksin? Ben de kanımın son damlasına kadar Allah ne kadar izin verdiyse Isparta sevgisiyle Ispartalılara bir birey olarak bazen fahri, ondan sonra ülke içerisinde, ülke dışarısında ne zaman fırsat gelirse o şekilde karşılığını vermeye çalışacağım. Evet, bu konudan isterseniz valilikten sonra yapacaklarınızla ilgili aslında çok sık gelen sorulardan biri, az önce kontrol ettim. Aslında biz Sayın Vali'ye bir önceki basın kulübüne konuk olduğunda sormuştuk. Yani siyaset düşünüyor musunuz valilik göreviniz bittikten sonra demiştik. O da
böyle bir talebim yok ama görev verilirse kaçmam. Ayrıca bana yasak da değil diye yanıt vermişti. Şimdi yine benzeri sorular geliyor. Az inceledim. Sayın Vali siyasete girecek mi? Emekliliğine az bir zaman kaldı. Siyaseti düşünüyor mu? Şeklinde sorular var. Dilerseniz hem bir önceki açıklamanızda benzer bir açıklama olacaktır ama son günlere yaklaşıldığı için görev sürenizde kamuoyunun da oldukça merak ettiği bir konu. Sayın Hanım, ben bu konuda özür diliyorum. Evet. Siz hiçbir zaman ben emekliliğimden sonra siyasete gireceğim ya da belediye başkanı olacağım demediniz kamuoyuna yönelik. Ama sizin son bir yıldır yani siyaset yapacağınız, aktif siyaset yapacağınız, belediye başkanı adayı olacağınız konuşuluyor. Hani bunlar da nereden çıktı? Ben onu da merak ediyorum aslında. Size bu görev, bu yakıştırmalar niye yapılıyor? Şimdi bir kere benim valilik yapış tarzımın farklı olduğunu siz de biliyorsunuz, görüyorsunuz. Reklam pek yoktur benim valiliğimde. Isparta'nın dışından çok da görülmez. Mesela bizim medya meraklı, ondan sonra ona yönelik çalışmalar yapan geçmişte de arkadaşlarımız oldu. Ben şehirle bütünleşmeyi, ille bütünleşmeyi seven, halkla bütünleşmeyi seven bir yapım var. Onlarla beraber olurum. Burada çeşitli topluluklar, gruplar çok yakın alakam olur. Binlerce insanı ismen tanırım. Pek çok insan. Hiç ayrım gözetmeden üstelik de. Isparta halkı biliyor. Yani benim Isparta'da sol düşünceli, sağ düşünceli öyle ayrım ben yapmam. Arkadaşlarımın içerisinde sosyal demokrat ve sosyalist düşünceli olanlar daha az değil yani. Bu da kamuoyu tarafından bilinsin. Yani çok yakındır. Böyle zaten böyle insanın yüzüne bakarak böyle bir ayrım yapmam. Bu memlekette Bektaşi vatandaşlarımız var. Evlerine 5 kişinin evine gittimse en az 2 tanesi de Hacı Bektaş Veli'nin değerli talebeleridir. Ben Abdülkadir Hamidi Hazretlerine saygı duyarım, türbesini yaptırırım ama Veli Baba'ya da ondan az saygı duymam. Onun önünde de büyük bir hürmetle eğilir. Onun da ayağının bastığı yeri öperim. Yani yapım itibariyle bu. Şimdi benim bu yaklaşımım farklı bir yaklaşım olduğu için efendim önce acaba nedir bunda bir maksat mı var diye böyle iyi niyetle bir maksat arandı. Ama sonradan da efendim kendileri efendim belediye başkanı olmayı düşünen insanlar yani ya ileride de karşımıza bir rakip olarak bu çıkarsa öyleyse buna bir şey yapalım. Ne yapalım? Bütün bu çalışmaları, popülerliği, gayretliliği, verimliliğinin sebebi şunu arzu ediyor da bunun için diyelim ve bunu şimdi yıpratalım dediler. Bu iyi niyetli değildi. Bakınız ben 25 yıldır vali ünvanı taşıyorum. Türkiye'nin çok güzel 5 vilayetine valilik yaptım. Benim gibi bir insana bu kadar görevden sonra belediye başkanı olmak istiyorum demek yakışmaz. Bunu her zaman söyledim. Yani ben şu göreve talibim, beni buraya getirin, aynen Isparta valine geldiğim gibi bana hiç yakışmaz. Ama o cümlelerin içerisinde söylediğim Isparta'yı sevme konusunda da Isparta'yı sevmeme sözünü bana kimse söylettiremez. Ben bu Isparta'yı seviyorum. Isparta'da göreve hazırım sözünü bana kimse geri aldıramaz. Ama çok değerli bir belediye başkanı adayı bulunur Isparta'da. Memduh olsun sen Isparta'yı madem bu kadar seviyordun, bu belediye başkanına tecrübenle, bilginle, danışman olarak yardımcı ol, başımın üstünde. Hay hay. Ben bunu meslek hayatımda daha önce yaptım. Eminönü'nde bir arkadaşım belediye başkanı seçildi. Ben tavsiye etmiştim. Bu belediye başkanı olsun diye o dönemde. Benim kefaletimle İstanbul Eminönü'ne belediye başkanı oldu. Ama dediler ki sen belediyede bunun danışman olarak bulunacaksın. Belli bir süre belediyede belli bir noktaya gelene kadar o görevi yapacaksın. Ben merkez valisiyim ama birkaç ay, belki 6 ay Eminönü Belediyesi'nde veyahut da 3 ay. Ondan sonra ona hiçbir karşılık beklemeden yardımcı oldum. Başka örnekleri de var. Dolayısıyla ben Isparta'nın emin ve ehil ellerde olmasını arzu ederim. Varsa güzel bir insan ondan sonra ve bunda siyasi parti ayrımı da yapmam. Halk da bunu çok iyi bilsin. Hangi siyasi parti olursa olsun. Seçim yapıldı, falan kişi belediye başkanı oldu diyelim. Vali Memduh, sen bir zaman böyle konuşuyordun. Gel bakalım şimdi bize şu konularda ücret istemeden, otomobil istemeden, oda istemeden, makam istemeden bize yardımcı ol. Baş üstüne.
Yani ben Isparta'nın emrindeyim, nerede bulunursam bulunayım demenin bir olumsuz tarafı var mı? Ayrıca Isparta halkı, benim değerli kardeşlerim şunu bilsinler ki, bana yakışmayacak hiçbir yaklaşımı benden görmeyecekler. Ama lütfen şunu da takdir etsinler ki, bu kadar sene devlet terbiyesi almış, devletin ekmeğini yemiş, milletin ekmeğini yemiş bir insanın da sana şu vazifeyi veriyoruz, bunu yapacaksın dedikleri zaman vazifeden kaçması da ne etik anlayışımıza uyar, ne edebe ve ahlaka uyar. Yani biz sağlığımız yerinde olduğu müddetçe, ayakta durabildiğimiz müddetçe milletimiz ve devletimiz bize nerede görev verirse versin. Mesela şimdi şu anda telefon çalsa sana Mozambik'te, Sudan'da, Etiyopya'da şu görevi veriyoruz. Emekli maaşın sana yeter, onunla geçineceksin. Hadi oraya git derse, çocuklarımı, torunlarımı bir kere düşünmeden, arkama bir kere dönüp bakmadan gitmezsem Cenab-ı Allah verdiği nimetlerin tamamını geri alsın. Benim hizmet anlayışım budur. Bizim bakışımız budur. Yani siz bana Isparta Belediye Başkanlığı'nı verseniz manevi olarak ne katacaksınız? Bu yaştan sonra, bu kadar tecrübeden sonra rütbe mi olacak? Hayır. Ama sana şu görev düşüyor baş üstüne. Eğer bu görevin benden daha iyi yapanlar tarafından da var olduğunu, bu görevi benden daha iyi yapanlar var olduğunu görürsem ben zaten hiç oralarda bulunmam. Hiç olmam. Ama bir pozisyon var ki siz olmazsanız sizden daha iyi yapacak yok. Yani siz deniz kenarında yürüyorsunuz, birisi suda kurtar beni, kurtar beni diye bağırıyor. İki tane can kurtaran var, atlıyor, çocuğu kurtarmaya gidiyor. Siz suya atlar mısınız? Atlamazsınız. Ama hiç kimse yok. Yüzme de biliyorsunuz. Çocuk da orada boğuluyor. Canım ben üşürüm, bilmem ne yapar der misin? Yani ben can kurtaran mıyım? Üstümde elbisem var. Bana ne demezsiniz yani? İnsansanız girersiniz, o çocuğu da alır kurtarsınız. Isparta bizim muazzez, aziz, mübarek, mukaddes çocuğumuz. Isparta'ya madem devlet bana 60 yaşından sonra git Isparta valiliğinde senin kimliğine yazdık dedi. Hangi pozisyon olursa olsun ben Isparta'ya hizmete hazırım. Evet, bu soruya da böylelikle Sayın Valim Emde Oğuz cevap vermiş oldu. Evet, basın kulübü çok kısa bir aramız var. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vali Emde Oğuz ilk iki bölümde hem Isparta'nın gündemindeki hem de izleyicilerimizin de cevap beklediği sorulara yanıt verdi. Ben kısaca özetlersem, bana dindar vali diyorlar, bana dindar vali diyenlere siz dinsiz misiniz diye sorarım dedi. Hayni aleyhisselam, haydi namaza derken parantez içerisinde valiler, kaymakamlar gelemez, onlar hariç diye bir ibare bulunmuyor diye esprili de bir yanıt verdi. Isparta'nın manevi ortamının kendisini çok etkilediğini, Isparta'yı her gün yeniden sevdiğini, daha çok sevdiğini söyledi. Emekliliğinden sonra Isparta'da yaşayacağını tekrar açıkladı. Ve yine şehrin gündemindeki önemli konular, sav girişindeki koku, gerekse dere organı sanayi bölgesinin bulunduğu bölgedeki koku, bunların kısa sürede son bulacağını açıkladı. Yine şehir giriş ve çıkışlarındaki aydınlatma sorununun da Ramazan bayramıyla birlikte son bulacağını, Isparta'nın karanlıktan kurtulacağını belirtti. Yıkılan özel idare binasının bulunduğu alanın ise yeşil alan olarak kalmasının kendisinden çok halkın %99'unun talebi olduğunu vurguladı. Ve basın kulübü 3. bölümünde şu an devam ediyor. Son olarak yine siyasete girip girmeyeceği tartışmalarına da cevap verdi. Unutmuştum. Ben Isparta'nın emrindeyim, nerede olursam olayım diye aslında noktalayıcı bir açıklama yaptı. Sayın Valim, siz İlim Şehri'ni başlatmıştınız. İlim Şehri Isparta projesini başlattınız. Programın başında da söylemiştim. Mekke, Medine, Kudüs, Müşerref, Isparta muvazzaf dediniz. İşte Hristiyanlığın ilk vaazı Isparta'da verilmiştir. Risale-i Nurlar Isparta'da yazılmıştır. Osmanlı dönemine ilişkin ilim adamları yine bu şehirden çıkmıştır diye de aslında bu projeyi niye başlattığınızı, niye çok önemsediğinizi anlatmaya çalıştınız. Şimdi bu proje ne durumda? Hangi aşamaya geldi? Şimdi bir kere ilim şehri Isparta konusu çok konuşuldu. Ama halen yeteri kadar anlaşılmadı. Anlaşılmadığı kısmı, ağırlıklı kısmı işin ekonomik boyutu. Yani İlim Şehri Isparta projesinin ekonomik boyutu nedir? Bunda da iki yaklaşım var değerli arkadaşlar. Biri, İlim Şehri Isparta projesi gerçekleşirse Isparta çok zenginleşir.
bütünüyle. Bendenizde biraz rekabet içerisinde bulunanlar işin bu tarafının bilinmesinden çok korkuyorlar. Yani Isparta tekrar aynı kelimelerle söyleyeyim, cümlelerle. Altından 100 tane petrol kuyusu çıkmış bir şehir gibi olur. Isparta ilim. Türkiye'nin ilk ilim şehri olması Isparta'yı bir anda o kalkınmada öncelikli yörelerin bütün imkanlarından, bütün imtiyazlardan yararlandıran 81 il içerisinde en imtiyazlı, en fazla korunan il haline getirir ki burada hem sosyal hayatı hem ekonomik hayatı zirveye çıkartır. Bunu ekonomistler biliyor, herkes biliyor. Ama bunun kitlenin gözünden saklanması için de özel bir gayret olduğunu zannediyorum. İşin sadece manevi boyutu falan söyleniyor. Birincisi bu. İkincisi, proje çok iyi gidiyor. Şimdi ilim şehri diye internete girdiğinizde hemen Isparta, ilim şehri Isparta yüzlerce kaynak görüyorsunuz. Bu kavram yeni bir kavram. Bu kavram çağdaş bir kavram. 2006'dan sonra dünya sahnesine çıkmış bir kavram. İnşallah Isparta Türkiye'nin ilk ilim şehri olacak. O konunun sahibi. Ben İlim Şehri Isparta Derneği diye bir dernek kurdum. Derneğimiz var. İlim Şehri Isparta projesi, birinci proje içerisinde bir kitap vardı. İlim Şehri Isparta kitabının yazılması. Bugün İstanbul'dan özellikle sizin programınıza yetişsin diye arzu ettim. Arkadaşımız, bizim yayıncımız İstanbul'daydı. Hiç olmazsa o zalit baskısını bana bir gönder dedim. İstanbul'dan Antalya uçağıyla gönderdi. Ben Antalya uçağından otobüste istettim. Elime geçti. İnşallah bu hafta içerisinde baskısı yapılacak. Ama o zalit baskısı çıktı. Kitap elimde. Efendim. İlim Şehri Isparta. Bu bilimsel bir kitap. İçerisinde Isparta ile ilgili değerli ilim adamlarımızın da görüşleri olan bir kitap. Isparta valisi Mehmet Oğuz'un Isparta ilim dünyasına kazandırdığı çok değerli bir kitap. Elbette bu kitaptan söz ederken pek çok emeği geçen var. Onu ileride anlatırım. Ama İlim Şehri Isparta artık kütüphanelerimizde bir bilimsel kitap olarak da bulunacak. Bu bendenizin Isparta'ya birinci hediyemdir yani. Bu bir hediye. Kitapta gül bahçesi var galiba. Kitapta tabii bu biraz daha değişebilir zaman içerisinde. Bu çünkü ciltlenecek. Bu ozalit baskı. Ama içerisinde okuyanları memnun edecek şeyler var. Hem görüntü itibariyle hem de kitap yaklaşım tarzı itibariyle şöyle. Başından sonuna kadar bendenizin emeği var ama arada da teknik konularda ilgili ilim adamlarının makaleleri yer alıyor. Böyle bir farklı anlayışla yazıldı. Dediğim gibi broşür kitaplar, şehirle ilgili tanıtıcı kitaplar, reklam kitapları yazmak çok kolay. Bize zaten kişiler geliyor, ajanslar geliyor, size de bir kitap yapalım, bilmem ne yapalım. Ama bu kitap başından sonuna kadar ilim üzerine oturmuş, yani yazılış içerisinde de Isparta'nın ilim şehri olduğunu ispatlayan bir kitaptır bu. Yani bu kitabın maksadı da manasını bu kitap bir seneden fazla düşünülmüş ve Isparta ilim şehridir sözünü kanıtlayıcı bir belge olarak hazırlanmıştır. Kitabımızın amacı esas itibariyle budur. İlim çevrelerine, dünyaya, bütün yerde yakında inşallah bu yabancı dillere de çevrilecek bu kitap. Dünyaya da göndereceğiz ve ilim şehri Isparta bu kitapla belgelenmiş olacak. Derneği var. İlim Şehri Isparta Derneği. İnşallah o da güçlenecek. İnşallah ileride İlim Şehri Isparta Vakfı olur. O vakıf devam edecek. Müsaade ederseniz biraz daha renkli bir konudan da söz edeyim. Evet. İlim Şehri Isparta projesi devam ederken bir de Isparta türküleri konusuna merak saldık. Hemen. Şimdi CD yapmak Türkiye'de çok kolay. Kaset yapmak, CD yapmak çok kolay. Ama müzik de bir ilimdir yani. Efendim, Isparta folklorumuzda en önemli olan vilayetlerden bir tanesi ve Isparta'nın çok kaliteli, çok güzel türküleri var. Bu türküleri de bir CD haline getirelim diyerek Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile bir proje ürettik. Isparta Türküleri Projesi. Güzel Sanatlar Lisemizden değerli öğretmen kardeşim, evladımız Deniz Yıldız'ı bu projede görevlendirdik. Deniz Isparta'da görevliyken Ağrı'ya gitti. Ağrı'da
öğretmenlik yaptı bir yıl. Hep bu projeyi çalıştı. 1,5 yıl Isparta türküleriyle uğraşıldı. Eşi ve kendisi Isparta türküleri konusunda çok ciddi emek sarf ettiler. Folklorcularla, Türk halk müziği üstadlarıyla bu konu görüşüldü. Ve neticede işin stüdyo boyutuna gelindi. İstanbul'da aralıksız tam bir ay stüdyo çalışması yapıldı. Bitmiş çalışmalar stüdyoda. Türk halk müziğinin en değerli sazları, çok kaliteli sanatçılarla 12 türkü ve bir saz eserinden ibaret çok kaliteli bir CD meydana getirildi. Bu da önümüzdeki hafta inşallah vatandaşlara dağıtacağız. 11 bin adet bu CD'den yapılıyor. Projenin içerisinde bu 11 bin adet CD yok. İkinci etabı 11 bin adet CD. Projemiz tamamlandı, bitti. Bu CD ile ilgili benim söylediğim şey şu. Kapakta da bunu vatandaşlarımız okuyacak. Dur şu bir eğlence olsun diye bir kasette ben dinleyelim değil. Mesela dünyanın en kaliteli efendim konservatuvarlarında acaba bir halk müziği örneği nedir diye verdiğinizde en üst müzik kriterleriyle değerlendirdiğinizde tamam bu fevkalade olmuş diyeceğiniz kalitede bir Isparta CD'si hazırlandı. Dediğim gibi Kalkınma Ajansı efendim destekli. Bu da bendenizin Isparta halkına bir hediyesi. Şimdi Sayın Valimiz sizin elinde bir CD'yi görünce program öncesinde dedik ki madem Isparta türkülerinin bulunduğu bir CD var, en azından bir tanesini dinleyelim. Isparta görüntüleri eşliğinde. Arkadaşlar hazırsa o CD'den bir bölüm verebilir miyiz? Ben havada uçardım, alaylan tuttun beni. Aman ben havada uçardım, alaylan tuttun beni. Şu dere kadınım dersin.
hançeri kadının vurur ben öldeyim. Ah kapınızda bir tanem kul ben olayım. Al hançeri dedik. Biraz duygulandınız. Tabii. Yani bir kere bu kadar yüksek zevk sahibi Isparta, iyi bir şehir Isparta'ya şu melodiler yakışıyor. Değil mi? Hem dikkat ederseniz sanat müziği ağırlığı da şey yapan, taşıyan efendim sözleri itibariyle, efendim melodisi itibariyle bunu bizim dünyayla paylaşmamız lazım. İçerisinde mahalli enstrümanların da bulunduğu. Yani bu CD meydana gelirken sevgili Deniz Yıldız her bir enstrümanı tek tek en iyi icra eden kimse. Efendim onları tek tek arkadaşımız, evladımız orada seçti. Ve dedi ki bir arşive konduğu zaman mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bir konservatuvarda okunurken evet bu. Hiç kimse bizi tahfif etmesin, hafife almasın. Bunların milleti bu türküyü yapıyor ya, bu türküyü yapan millet Cihangir millettir, dünyaya hakim olur. Çünkü bu halktan çıkıyor. Şu yüksek zevke sahip olan millet. Efendim, başından itibaren türküler hep küçük küçük parçalar verdi. Ama biz Isparta'mızın, tabii dolayısıyla da Türkiye'nin bu derin halk kültürünü arşivimize kazandırdık. Tabii emeği geçen herkese.
bu sanatçılar da bunlar profesyonel sanatçı. Zannediyorum Hüseyin Turan'dı son türküyü söyleyen efendim. Çok değerli sanatçılarımız var. Efendim. Bu da görünmüyor ama gizli bir eserdir yani. Evet. Ama ne çok güzel olmuş. Ve Isparta görüntülerinin üzerine oturması da türkü, yani hem türküyle bütünlük anlamında güzel bir görsel oldu. Hatta içimden dedim, keşke sazı da getirseydik de Sayın Valim'i burada bile. Evet. Sayın Valimiz, bilmeyen izleyicilerimiz için söyleyelim, tambur, bağlama, enstrümanlarını çok rahatlıkla kullanabilen biri. Birçok ortamda da bağlamayı... Beraber çok yükseliyoruz. Yani ben Sayın Valim kadar değilim ama ben de kendisine yetişmeye çalışıyorum. Evet Soner. Hastalık sorunuz. Vallahi her şeyi konuştuk. Sayın Valimiz sağ olsun bizi kırmadı. Hasta aslında söylemedi. Sayın Valimiz hastaydı. Evet. Hasta yatağından kalktı. Programımıza geldi. Çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederiz. Teşekkür İnşallah belki valiliğinizde son program var ama vatandaş Mendoz olarak, emekli vali Mendoz olarak yine bir program yapmak isteriz efendim sizle her zaman. İnşallah. Tabii biz yarın ne olur Cenab-ı Allah biliyor. Ama belki bu programda bir son cümle şunu söylemek isterim. Beni seven insanlar var, sevdiğim insanlar var. Onlara özellikle tamah konusunda şunu söylemek isterim. Bir belki hadis-i şerif var. El kanaati kenzün la yufna. Kanaat bitmek, tükenmez, bilmez, bilmeyen bir hazinedir sözü var. Bizim hiçbir makama, hiçbir rütbeye tamahımız olmadı. Olmaz da. Milletten bize şunu da versen diye hiçbir talebimiz olmaz. Cenab-ı Allah'ın bize verdiği nimetler bizim hak etmediğimiz kadar fazla. Çok fazla. Dolayısıyla da herhangi bir beklenti içerisinde olmadığımı, hiçbir beklenti içerisinde olmadığımı ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır diyor. Faydalı olma imkanımız bulunduğu müddetçe de faydalı olmaya devam ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Lütfen vatandaşlarım benimle ilgili spekülasyon yapılırken şu amacı var, şu maksadı var sözlerine hiç itibar etmesinler. Onlarla paylaştığımız tek şey Isparta'yı sevmektir. Evet, biz de Isparta Valisi Mehmet Oğuz'a teşekkür ediyoruz. Hasta yatağından kalkıp bugün programımıza katıldı, bizi kırmadı. Kendisiyle Isparta'nın çözüm bekleyen birçok sorununu konuştuk, cevap aradık. Sayın Vali, özellikle şehrin gündemindeki 3 temel konu, haftalardır, aylardır bizim de gündemimizden düşmeyen Saf ve Dere Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kokunun biteceğini, şehir giriş ve çıkışlarındaki aydınlatmaların Ramazan Bayramı'nda çalışacağını, Isparta'nın karanlıktan kurtulacağını ve çevre yolunun da en kaliteli şekilde, en kaliteli asfaltla en kısa sürede tamamlanacağını buradan müjdeledi. Bu 3 konu çok önemliydi. Bize en fazla şikayet olarak gelen konular, halkın, toplumun beklentisi bu yöndeydi. Çoğunluk asla yanılmaz derler. Doğru söylüyorlar. Kamuoyu yanılmıyor. Biz de bu konuları Sayın Valiye, birinci muhatabına sorduk. Gerekli cevapları da aldık. Evet, programın başında da söylemiştim. Yarın oruç olunacak. Akşam sahuru, gece sahuru kalkılıyor. Ben tekrar tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ramazan'ın birlik, beraberlik, sevgi, saygı, hoşgörünün ön plana çıktığı günler olduğunun unutulmamasını ve gerek ülkemiz, gerek dünyamız çok kritik bir süreçten geçerken birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu bir kez daha bilinmesini, Ramazan ayının da bu vesileyle hayırlar ve güzellikler getirmesini diliyorum. Basın Kulübü'nden bu akşamlık bu kadar diyorum. Hoşça kalın, esen kalın.